saygı duyulası bir performans gösteren, kenardan iyi yönetilen, fiziksel çok güçlü, taç atışından 4 devamında beraber, kornerden 3, kornerlerden 90 artıda da 6 tane gol atan bir takıma karşı oynadık. Tabii ki çok fazla saha çalışması yapamadık. Haliyle bu ikinci 3 gün üst üste maç oynuyoruz. Çok iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Oyuncularımıza hem görsel hem de anlatarak maçı çok iyi geçirdiğimizi sahadaki uygulamalarda gördük. Bizim için bir kırılma maçıydı. Bir maça ihtiyacımız vardı açıkçası. Bir tane 3 puana ihtiyacımız vardı. Özellikle de bu maça ihtiyacımız vardı. Çünkü baktığınız zaman puan durumunda, puan tablosunda birebir rakibimiz gibi gözüküyor Göztepe. Hem onlara yaklaştık. Hem bizden herhalde sanırım bir maç fazlaları var. Hem de yukarıki tabelaya biraz tutunduk. Tabii ki ligde 6 maç kazanamamak, Avrupa'da 4 maçta kazanamamak kolay değil. Bunu atlatmak da kolay değil. Bazı çok iyi oynadığımız maçlar, bazı da çok kötü oynadığımız maçlar oldu açıkçası. Umarım bunun pozitif yanlarını alıp yere çok daha sağlam basıp pozitif oyunumuza, tempolu oyunumuza, coşkulu güçlü oyunumuza devam edebiliriz. Önümüzde bir tane Hatay maçı var şimdi. Final gibi bir maç. Hiçbir maç kolay değil görüyorsunuz. Çok zor bir maç olacak bizim için. Hazırlanıp, en iyi şekilde hazırlanıp yukarıdaki yerimizi sağlamlaştırmak, daha da yaklaşmak istiyoruz. Oyuncularımı hem Kopenhag sonrası Beşiktaş maçında hem de Petrokap maçından sonra bugün 3 gün içinde göstermiş oldukları fiziksel mücadele, dayanıklılık anlamında tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum onlara. Bizim için dediğim gibi bir kırılma maçıydı. Umarım bunu önümüzdeki haftalarda sürdürebiliriz. Bazı kesim Petrokap maçındaki mücadeleyi beğenmemiş gibi gözüküyordu ama ben oyuncularıma da söyledim. Ben özellikle maça başlangıç şeklimiz, oyunu domine ediş şeklimiz beni mutlu etmişti açıkçası. Yeni bir sayfa açmak istediğimizi, tabii haftalardır konuşuyoruz oyuncularla ama bu maç en iyi maçtı bence bizim için. Tabii ki Petrokup maçını kazanmış olsaydık, Avrupa'da da diğer sonuçlarla beraber ilk 24'le aynı puan içine gelip orada artık yükselme şansımızı iyice arttıracaktık. Hiçbir şey bitmiş değil, orada devam etmek istiyoruz. Ama önce önümüzde bir Hatay maçı var. Hiçbir maç kolay değil. Çok zor olacak. Her maç çok zor. En iyi şekilde hazırlanıp oraya devam etmek istiyoruz. Dediğimiz gibi kenetlendik. Özellikle yönetimimiz inanılmaz bir jest yaptılar. Petrokup maçından sonra. Burada söyleyemeyeceğim bir jest. Ne zaman kırılma yaşasak, ne zaman dizlerimizin üzerine düşsek sağ olsun başkanımız ve yönetimimiz bize el uzatıp bizi oradan çıkarıyorlar. Geçen sene de bu sene de aynı şey oldu. Onlara buradan sonsuz teşekkür ediyorum. Şöyle söyleyeyim. Orta aslında bizimkisi çok orta sayılabilecek bir şey değil. Bizimkisi daha çok short cross dediğimiz kısa orta, kısa pas gibi. İşte kanat oyuncularımızı bu yüzden biz ters ayaklı kullanıyoruz. Hem sağdan hem soldan oyuncuların set hücumunda içeri kırılıp veya işte 8 opsiyonlarını kullanıp oradaki hücum setlerini gerçekleştirmesini istiyoruz. O bizim en güçlü silahlarımızdan bir tanesi. Rakip ona karşı önlem aldığında başka planlarımızı yansıtmaya çalışıyoruz. Koşan 8 oyuncu 8'lerimizi bulmaya çalışıyoruz. Orta sahada ceza sahasının üstünde cutback'leri bulmaya çalışıyoruz. Kolay değil. Genellikle kapanan takımlara karşı oynadığımız için set oyunu hafızamız iyice gelişti. Tabii ki de iyi orta kesebilen oyuncularımız Piontek gibi, işte Figo gibi, Figueiredo gibi, Kenny gibi o toplara gidebilen 8'lerimizden biraz daha fazla verim alabilirsek eğer o 9'ların arkasındaki boşluğa girişlerde kanat oyuncularımızın da bugün Deniz'in atmış olduğu goldeki gibi içeri girişlerini biraz daha artırabilirsek bu sayıyı daha da gol sayısını da daha fazlaya çıkarabileceğimizi düşünüyorum. Tabii Göztepe daha önce de söyledim 3 tane kornerden 4 tane de taç atışından organizasyondan gol bulmuş bir takım. Analiz ekibimi tebrik ediyorum. Bugün orada duruş zafiyetini çok iyi yakaladık açıkçası. Ve orada belli bir bölgeye çok keskin koşular atıp topu oraya düşürmeye çalıştık.
atan iyi atınca, vurucu oyuncular da istekli ve arzulu gidince orada bir üstünlük yakaladık açıkçası. Sol kanatındaki zaafı, evet, İsmail de, Jalma da sonradan giren oyuncular da ofansif oyuncular. Ama savunma anlamında da bazen sıkıntılar yaşayabilen oyuncular. Bunu şey olarak söylemek istemiyorum, hani oyuncular yanlış anlamasın. Bir de işleri de zor. Oyun sisteminde pres yapmaya kalkıyorlar devamlı. Pres yapmak için rakibin diğer bekine zıplamaya çalışıyorlar. Biz o aradaki zıplamalarda kanat oyuncularımızı iyi bulduğumuzu düşünüyorum. Bu tabii ki Göztepe'nin kanat bekleri için özellikle zor bir oyun. Ama getirisi de ortada. Çok fazla puan topladılar bu oyundan. Coşkulu pres yapabilen bir takım. Biz bugün o presi, o atlamaları nasıl uzatırız, nasıl kısaltırız veya oradaki oyuncuları nasıl pinleriz, kanat oyuncularımızı nasıl buluruz, hücumcu beklerimizi içeride mi konumlandıracağız, yatay mı konumlandıracağız, bunların hepsini planladık ve bana göre de çok iyi işledi. Bu maçın planıydı bu. Bundan sonraki maçlara farklı planlarla hazırlanmaya çalışacağız. Evet, içeride coşkulu bir kutlama oldu. Evet, şöyle söyleyeyim, Şiş'le başlayayım. Çok mutluyum bugün onu oynatabildiğimiz için. Aslında hani bizim geçen sene buraya gelmeden önce de, sakatlığından önce de, ben Kayseri'de çalışırken de çok beğendiğim bir oyuncuydu. Çok güçlü, hızlı, klas bir sol ayağı var açıkçası. Çalışınca daha da iyi anladık onu. 14 ay sonra antrenmanlara başlayabildi. O 14 aydan döndükten sonra arada bir ufak, tekrar normaldir, sakatlıklar yaşadığı ufak. Ama artık yavaş yavaş, özellikle son milli arada onu hazırlık maçında 60 dakika oynattık. Bugün açıkçası tam da istediğimiz gibi oldu. Ona verebileceğimiz ortam da oluştu. Girdikten sonra da bana göre sahaya çok yakıştı. Umarım bize katkı veren oyunculardan bir tanesi olur. Böyle bir oyuncu tarzına, modeline ihtiyacımız var açıkçası. Çünkü değişik bir figür bizim için. Onun adına çok mutluyum. İçeride de hem takım arkadaşları hem de yönetimimiz onu çok coşkulu bir şekilde kutladılar. O da çok mutlu oldu. Kolay değil. Genç, çok istekli, çok düzgün, çok çalışkan bir çocuk. Umarım onun için bundan sonra sakatlıksız, uzun, çok güzel bir kariyer olur. Özellikle de bizimle. Serdar maalesef Petrokup maçında oyuna girdikten 2 dakika sonra üst adalesinde bir gerginlik hissetti. Tahminim 3 hafta aramızda olamayacak. Böyle ufak sakatlıklar normal. Çok yoğun fikstürden geçiyoruz. Bugün 23. maçımızı oynadık yanılmıyorsam. Deplasmanda çok oynadık. Çok tempolu maçlar oynadık. Maalesef sakatlıklar da bunun cilvesi. Ama çok uzun süreli olmayan sakatlıklar bizi de mutlu ediyor. Kısa sürede oyuncularımız dönüyor. İyi bir kadromuz var. Ama daha iyisini arıyoruz açıkçası. Kışa ihtiyacımız var. Kıştaki transfer dönemine ihtiyacımız var. Değişimimizin süratle devam etmesi gerekiyor. Daha sonra vites arttıracağımızı düşünüyorum.